Merhaba arkadaşlar, Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Doktor Ayhan Ersöz. Bu dersimizin konusu arkadaşlar polinomlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu defa polinomlarda dereceleri görmüş idik, polinomların eşitliğini yapmış idik, bununla ilgili sorular çözdük, sabitlerin katsayılarını bulduk. Şimdi artık polinomlarda bölme işlemi nasıl yapılır ve sınavda ne tarz sorular gelir onların üzerine duracağız. Polinomlarda arkadaşlar şöyle bölme dediğimiz zaman Px polinomunu aldınız, Qx'e böldünüz, burada bölüm polinomu ve burada bir kalanımız var. Bununla ilgili arkadaşlar iki şeye çok dikkat ediniz. Birincisi, polinomlarda bu arkadaş yani Qx bölen daima kalandan büyüktür. Bunu asla unutmayınız. Normalde tam sayılarda bölme gibi. Peki bunun anlamı ne? Yani x'li ifade, x'li ifade nasıl büyük olur? Nasıl, neye dikkat edeceğiz? Tabii ki arkadaşlar şöyle değiştireyim. Bu arkadaşın derecesi 3 ise kalanın derecesi x kare, x ya da sabit sayı olabilir. Yani derecesinden küçük olacak. Demek ki polinomlarda büyüklük neye bağlı? Derecesine bağlı. X küpe bölüyorsanız x kare olabilir en çok. X kareye bölüyorsanız, x kareli bir ifadeye bölüyorsunuz, x olabilir, sabit sayı olabilir. Eğer x'e bölüyorsanız, sabit sayı olabilir. Yani siz a x artı b'ye bölerseniz, kalan ne olacak? Sabit sayı olacak. X'li bir ifadeye bölmek, sabit sayı kalanı veriyor anlamı taşıyor. Ve en çok çıkan soru tipi bununla alakalı. Birinci, buna dikkat ediyorsunuz. Peki ikinci olarak neye dikkat ediyorsunuz arkadaşlar? İkinci olarak Px polinomu tam sayılarda bölme olduğu gibi bu iki arkadaşın çarpımı yani Qx çarpı Bx artı kalan şekli ifade edebilirsiniz. Dolayısıyla bu da bölme eşitliğidir arkadaşlar. Bu da bölme eşitsizliğidir. Dolayısıyla bu ikisine çok dikkat ederseniz tüm sorular bu iki felsefeyle çözülür. Şimdi size bunların biraz daha açacağım. Özellikle bölmeyi bakınız. Şimdi aldınız arkadaşlar. Polinomlarda bölme birkaç türde karşılaşabiliyorsunuz. Birinci tür soru şöyle. Px'i alıyorsunuz. X eksi 2'ye bölüyorsunuz. Kalan nedir şeklinde sorular. Şimdi bu tip soruların hepsinde bunun önemi yok. Neden yok? Bu ikisini ne yapıyoruz? Bakınız burada çarpıyoruz. Eğer siz bir tanesini sıfır yaparsanız bu çarpı sıfır olur. O zaman kalan neye eşit olmuş olur? P'nin değerine eşit olmuş olur. Yani biz bunu sıfır yapan değeri bulacağız. Diyeceğiz ki x eşittir 2. 2 alıp x yerine koyduğumuz zaman kalan eşit olacak. Yani kalan P 2'dir diyeceğiz. Bu P2'yi bulduğumuz zaman kalanı bulmuş olacağız. Dolayısıyla amaç şu. Amaç eşittir bölen ya da bölüm eşittir sıfır yapacaksınız. Buradakileri sıfır yaparsanız x'e kaç koyacağını anlayacaksınız ve p'ye koyup kalanı bulacaksınız. Birinci versiyon bu. Birinci tür. Peki ikinci tür nedir? İkinci tür şu arkadaşlar. Px'i alıyorsunuz. Bu defa x kare eksi x eksi 2 gibi bir şeye bölüyorsunuz. Yani ikinci dereceye bölüyorsunuz. Kalan neye benzeyecek? Birinci prensipten dolayı a x artı b'ye benzeyecek. Yani ikinci derece değil birinci derece olacak. Neydi amacımız? Bunu sıfıra eşitlemek. Çarpanları ayarlıyorum bakıyorum 2 kere 1 2 eksi artı. Demek ki x ya 2, x ya eksi 1 deyip bu defa yukarıda yaptığımız şeyi 2 kez yapacaksınız. 2 koyacaksınız, eksi 1 koyacaksınız ve eşitleyeceksiniz ve soruyu çözeceksiniz. Yani birinci türde yaptığımız işlemi 2 kez yapacaksınız. Kalan ax artı b'yi bulacaksınız. Üçüncü türe geçtim. Arkadaşlar üçüncü tür sorular bu defa Px polinomunu alacaksınız, x kare artı 1'e böleceksiniz, kalan bulacaksınız. Şimdi bu tip sorularda ikinci türden farkı şu. Bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman x kare eşittir, eksi 1 bulacaksınız.
Diyeceksiniz ki hocam kare nasıl eksi 1 olur? O zaman soru yanlış. Hayır, soru yanlış değil. Kare eksi 1 ise bu defa x kare gördüğünüz yere eksi 1 yazacaksınız, kalanı bulacaksınız. Yani p polinomunda x kare gördüğünüz yere eşittir 1 yazacaksınız ve çıkan şey kalan olacak arkadaşlar. Dolayısıyla tüm polinomda bölme soruları bu 3 türden ibarettir. Değişik şekillerde karşılaşabilirsiniz ama bütün o soru türlerinin içinde bu 3 türle karşılaşırsınız arkadaşlar. Ve en önemli mantık, en önemli şey amacınıza dikkat ediniz arkadaşlar. Bölen ya da bölüm sıfıra eşitlenir. Bulduğunuz değer polinoma yazılır, kalana eşitlenir. Felsefemiz tam olarak bu. Şimdi bunları sorularda uygulayalım, beraberce test edelim. Ama öncelikle geçen dersimizde yaptığım şeyleri tekrar edelim, birkaç örnek çözelim. Ondan sonra yavaş yavaş polinomda bölme soruları çözelim. Evet, ilk sorumuz m n'den büyük olmak üzere px qx polinomuyla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Px polinomun derisi m. O zaman ne yazacağım? X üzeri m türündeymiş. En büyük ifade. Derece qx n demek ki qx de x üzeri n türündeymiş. Ve dikkat ediniz, m büyük olduğuna göre bu x üzeri 4, mesela bu x üzeri 3 gibi düşünün. Değer veriyorum, bakınız. Derece px qx m. Arkadaşlar, derecelerde toplama çıkarmalarda artı da olsa büyük olan şeye geçerli. Büyük olan m. Dolayısıyla m doğru. Birinci öncül doğru olmuş oldu. Derece px derece qx. Derece px zaten vermiş. Derece qx m. Toplayınca m artı n. Bu da doğru. Derece px qx'in çarpımı artı 2017. Arkadaşlar, çarptığınız zaman bakınız üslü gibi düşünün. X üzeri m artı n olacak. Artı 2017'nin bir anlamı yok. Dereceyi etkilemiyor. M artı n, bu da doğru. P kare küp 2m artı 3n. Arkadaşlar, içindeki x'ler derecesi 1 olduğu sürece dereceyi etkilemezler. Onun için p kare 2m artı küp 3n. 2m, 3m, bu da doğru arkadaşlar. Üstler toplanır. Geldik 5.'ye. X kare yazdım. Çarpı p, 4x. Arkadaşlar, 4 etkilemez. Dereceyi etkilemiyor çünkü. O zaman x üzeri n bölü 3 etkilemeyecek. Q'nun derisi n olduğu için, özür dilerim, burası m'di. Burası n'di. Dolayısıyla x üzeri m eksi n artı 2. Yani m eksi n artı 2 olacak. Beşinci öncül de doğru. Demek ki cevap 1, 2, 3, 4, 5 cevap Edirne olmuş oldu. Ne yaptık? Geçen derste gördüğümüz dereceyi tekrar etmiş olduk. Arkadaşlar, böyle günlük olarak öğrendiğiniz konuları mutlaka tekrar ediniz. Kafada kalmanın en güzel yolu tekrardır arkadaşlar. Diğer bir sorumuz, güzel bir polinomda bölme sorusu. Px bölünmüş qx bölüm rx kalan kx. Kx, rx polinomun derisi en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar, px'in derisi 12. Yani bu x üzeri 12 olduğunu düşünün. Rx, qx'in derisi x üzeri 7. En çok kaçtır? Şimdi demek ki biz k ile r'yi çarpacağız. Bu x'in çarpacağız. Neler olabilir? Şimdi ben bunun derecesini arkadaşlar x üzeri ne yapabilirim? 5 diyebilirim. X üzeri 5 dersem burası x üzeri 12 olur. Dolayısıyla derece x üzeri 11 olabilir. Neden? Özür dilerim. 11 olmaz. Neden olmaz? Çünkü burası 7 olduğuna göre, burası 7'den daha küçük olacağı için x üzeri 6'ya kadar devam edecek. Dolayısıyla rx x üzeri 5 dediğimiz zaman qx ne olacak? X üzeri 6 olacak. 6, 5 x üzeri 11 olabilir. Yani Edirne gibi gözüküyor. Peki daha çok yapabilir miyiz dereceyi? Bir kere Q'nun derecesi 7 olduğuna göre bizim K'nın derecesi 6 olmaktan başka çaresi yok en çok. Peki R'ye en çok kaç verebilirsiniz? R'ye X üzeri 5'ten büyük sayı veremezsiniz. Neden veremezsiniz? Çarpınca 12'den büyük olamaz. Çünkü en büyük terim X üzeri 12'ye yakalamanız lazım. Dolayısıyla 11 doğru bir cevaptır arkadaşlar. Cevap Edirne. Diğer bir sorumuz. Px ve Qx polinomunun 1 çarpan X artı 2 olduğuna göre, arkadaşlar çarpan kelimesi, kalan sıfır demek. Bunu lütfen not alınız. Çarpanıdır. Eşittir.
Kalan sıfırdır. Çarpanıdır demek, kalan sıfırdır demek. E bunu sıfır yapan değer eksi 2 olduğuna göre P eksi 2 sıfır, Q eksi 2 eşittir sıfırdır. Doğru muyum? Doğruyum. Çünkü çarpan demek, kalan sıfırdır demek. Aşağıdakilerden hangisi? X artı Y kesinlikle bölünemez. Yani kalan sıfır olamaz demeye çalışıyor. Demek ki eksi 2 yazınca sıfıra eşit olmayacak. Buraya eksi 2 yazınca P eksi 2 sıfır. Eksi 2 yazınca burası sıfır. Sonuç sıfır olabilir. Buraya aynı şekilde sıfır. P, Q eksi 2 sıfır. E sıfır. Burası sıfır olabilir. E P eksi 2 sıfır. E burası sıfır. E sıfır her şeyi yutacak. Bu sıfır olur. E bu da tam bölünür. Buraya sıfır koydunuz. Eksik koydunuz sıfır. Eksik koydunuz sıfır. Eşittir 8 oldu. Kalan 8. Bu cevap. Yani kesinlikle bölünemez. Edirne'ye bakalım. Eksi 2 koydunuz 0. Eksi 2 koydunuz 0. Eksi 2 koydunuz artı 2. Eksi 2 burada 0. E bu da tam bölünür. Demek ki cevap Denizli doğru cevapmış arkadaşlar. Evet, geldik diğer bir soruya. Diyor ki Px birinci dereceden bir polinom olmak üzere. Birinci dereceden. Yani Px nasılmış arkadaşlar? Ax artı b'ymiş. Polinom buymuş. Eşitliği olduğuna göre Px bölümün katsayıları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Katsayıları toplamı. Ne yapıyor idik? 1 koyuyor idik. Nereye koyuyor idik? Hemen öncesine. Yani P1 hangisi olabilir? Soru bu. Ne yapalım? Öncelikle 1 yazalım. Her yere 1 yazalım. Bakalım bir şey çıkartabilecek miyiz? 1 çarpı P1 artı P1'in karesi. 1 yazarsak 6. O zaman P1'in karesi artı P1 eksi 6 eşittir 0. 3 kere 2 artı eksi olacak. Dolayısıyla P1 ya eksi 3 olacak ya da P1 eşittir 2 olacak. Hangisi olabilir? 2 olabilir. Cevap Adana. Gayet hoş, basit. Katsayılar toplamı denildiği zaman ne yapacağını biliyoruz. Sabitlerin denildiği zaman 0 koyacağını biliyoruz. Bu bilgileri birleştirince sonuca ulaşması çok kolay arkadaşlar. Gerçekten polinomlar basit, güzel bir konudur arkadaşlar. Dikkatli olunuz. Hoşunuza gidecektir. Evet, diğer bir sorumuz. Px polinomu olmak üzere hangileri doğrudur? Bakalım hangileri doğru. Px 3x artı 4'tür. Şimdi arkadaşlar bunu şıklar ifadelerle çözebiliriz. Uzun uzun da çözebiliriz. Peki nasıl çözebiliriz? Şimdi 3x artı 4 ise px eksi 3 ne demek? X eksi 3 yazacağım. Biraz hızlı yazıyorum, dikkat ediniz. Bakınız bu x eksi 3'ü x gördüğüm yere yazıyorum. Yani bunu 3 ile çarpıyorum. 3x eksi 9 artı 4. Bunu 3 ile çarpıyorum. 3x artı 9 artı 4. 9'lar götürdü. 6x artı 8 oldu bakınız. Demek ki birinci öncül doğru. Geldi ikinciye. Böyleyse px 3x eksi 2 olabilir. Yani px gördüğüm yere bunu yazalım bakalım. P 3x eksi 2 eşittir 9x eksi 8. Bunu tekrar x yerine yazıyorum. Ama burada yazıyorum. 9x eksi 6 eksi 8. Ne yaptım? Buraya yazdım. Ama özür dilerim. Burası eksi 8 değil. Eksi 2 olarak düşünelim. Şöyle silelim. Bakınız bu eksi 2'ye dikkat ediniz. Eksi 2. Dolayısıyla 9x eksi 8. E bu da doğru olmuş oldu. İse px x kare eksi 3x artı 3 olabilir. Yani burada x gördüğüm yerlere bunu yazacağım arkadaşlar. Şu ifadeyle şu ifadeyi yazacağım. Ama pratik bir yol yapacağım bu kez. Çünkü çok uzun. Diyeceğim ki yukarıda verilen eşlikte x yerine rastgele bir değer yazacağım. Bakınız farklı bir şeyle yazıyorum. Şuradaki x gördüğüm yerlere 2 yazıyorum arkadaşlar. Her yere 2 yazıyorum. P0, P4, 2 yazıyorum dikkat ediniz. 8 eksi 12 artı 14 yani 10. P0, P4 10'muş. Bakalım doğru mu? 0 yazarsam buradan 3 gelir. 4 yazarsam 16 eksi 12 artı 3 7 gelir. 7, 3 daha 10 yapar. Doğru. Demek ki bu da doğru. Dolayısıyla cevap Edirne olacak.
Arkadaşlar özellikle 3. maddeyi çözerken kullandığım yönteme dikkat ediniz. Bu değer verme olayı x'li ifadelerde çok önemlidir. Harfli ifadelerde geçen derslerimizde sadeleştirme ve özdeşlik kursunda bunu anlatmıştım. X olan şeylerde değer verebilirsiniz. Çünkü değer vermek şu demek. Siz genel olarak çözdüğünüz zaman her x için denklemi sağlamaya çalışıyorsunuz. Ama x'i 2 verdiğiniz için sadece 2 için check ediyorsunuz. Yani bütün sayılarla uğraşmak yerine sadece 2 için uğraşmak daha avantajlıdır. Bunun riskleri var. Derslerimizde anlatmıştım. Bunun riski birkaç şık olabilir normalde. Bunun için farklı değerlerle şıkları azaltabiliyorsunuz. Onun için değer vermek bir sanattır ve zaman kazandırıcı bir yöntemdir. Bunun üzerine çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir? Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Dikkat ediniz. Polinomuna bölümünden kalan P-10'dur. Bakalım. Bunu sıfır yapan değer kaçtır? Eksi 4'tür. Eksi 4'ü alalım. Aha, buraya yazalım. Eksi 12 artı 2 daha eksi 10. Demek ki bu olabilir. Yanlış olabilir. Demek ki bu doğru. Yanlış olamaz yani. Px artı 1 polinomunun çarpanlarından biri x eksi 1 ise p1 0. Çarpan yani kalan 0 olacak. Bunu 0 eşitlersek 1. 1'i buraya koyarsak ne yapar? P2 0'dır. Yani P2 0'dır. Ama P1 0 olduğu hakkında bir şey söyleyemeyiz. Yanlış olabilir. Demek ki cevap Bursa gibi gözüküyor. Çek edelim, devam edelim. Bölümünden kalan Px bunun katsayılar toplamına eşittir. Yani P1 katsayılar toplamıdır. Bunu 0 yapan değer 1 bölü A'dır. 1 bölü A koyarsak A'lar götürür P1, P1. Yani bu da doğrudur. Yanlış olamaz yani. 2x artı 5 polinomunun 2x artı 3 bölümünden kalan P2'dir. Bunu 0 yapan değer eksi 3 bölü 2'dir. Getirelim buraya eksi 3 bölü 2 yazalım. 2'ler götürdü P2. Bakınız P2. Bu da doğrudur. Sabit terimi yani 0 koyarsanız yani P0 polinomun x ile bölümünden kalana yani 0'a koyduğunuz zaman 0 koyduğunuz zaman P0'a eşittir. Bu da doğrudur. Bakınız Bursa doğru cevaptır. Dolayısıyla Bursa'yı bulduktan sonra gerisini çözmeye gerek yok bile. Geçelim diğer bir soruya. Güzel bir polinom sorusu arkadaşlar. Yavaş yavaş denklemlere giriyoruz. Mesela gördüğüm kadarıyla bu soru arkadaşlar polinomlarda bölmenin temel sorularından bir tanesi. Şimdi ben bu soruyu çözeceğim. Siz bu sorunun çözümünü anladıktan sonra polinomda bölme kalan ilişkisini kafada bitirmiş olacaksınız. Artık bundan sonra soruda kaçıracağınızı düşünmüyorum açıkçası. İyi izleyin bakın. Şimdi bu tip eşitliklerde polinom bölümünden sorularında arkadaşlar soruyu çözmenin çok yolu var. Mesela bir tanesi şu. Px polinomun x artı 3 ile bölümünden kalan 14. Birinci cümle bu. Bunu okuduktan sonra soru çözülmüş oluyor. Neden? Şimdi bu arkadaşı 0 yapan değer eksi 3. Eksi 3'ü buraya koyarsanız p eksi 3 eşittir 14 bulursunuz. Şimdi p eksi 3'ün 14 olduğunu biliyorsanız denkleme gidersiniz. Bunu eksi 3 yapmaya çalışırsınız. Şimdi bunu eksi 3 yapan değeri bulursanız soru bitmiş oluyor. Neden? Çünkü her x yerine aynı değeri koyacağız. Peki nedir? 2x artı 1 ne zaman eksi 3 olur? 2x eksi 4 olduğu için x yerine eksi 2. Aha da bu eksi 2'yi bulduğunuz zaman bu anahtar. Getirin bu eksi 2'yi buradaki her yere koyun. Bakalım koyalım. Eksi 2 koyduk. Orası P eksi 3 oldu. Eksi 2 koyduk. Direkt işlemler yapıyorum. Eksi 8. Eksi 4. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 8 oldu. Artı 2 oldu. Eşittir. Eksi 2 koymuştuk. Bakınız Q eksi 3 oldu. Artı 5. P eksi 3'ü 14 olarak biliyoruz. Çünkü bakın buradan başladık zaten. 14 bölü eksi 14 eşittir. Eksi 2 Q eksi 3 artı 5. Burası eksi 1 yaptı. Eksi 6 oldu. Eksi 2'ye böldük. 3. Cevap arkadaşlar bakınız 3. Neden 3? Qx polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan yani 0 yapan değer eksi 3 koyarsanız Q eksi 3 zaten soruyor. Yani soruda bir tane bilgiyi kullanarak sonuca ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ikinci olarak şöyle de çözebiliyorsunuz. Sizden bunu istemiyor mu? Yani x artı 3'e bölümünden kalan istemiyor mu? Eksi 3 yazmayacak mısınız?
Eksi 3 yazarsanız Q eksi 3'ü sormuyor mu bu arkadaş? Q eksi 3'ü nasıl Q eksi 3 olur burası? Eksi 2 koyarak. Bakınız tersten de çözebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tip sorularda x yerine koyacağınız değeri birkaç şekilde anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Polinomda en çok gelen soru tipi budur. Lütfen bunu iyi anlayınız. Yani bunu anlayan bir öğrenci polinomda bölme ve kalan ilişkisini biliyor anlamı taşır. Evet arkadaşlar. Güzel bir öncülü soru. Yukarıda ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım doğrulara. Şimdi x küp eksi 2 ile bölümden kalan 3x artı 10'dur. Yani ben ne yapacağım? Bunu sıfıra eşitleyeceğim. Ama x küp kaç olacak? 2. Ha hocam x küp 2 ise x eşittir küp kök 2 falan demeyin sakın. Çünkü polinomlarda buna ihtiyacımız yok. X küp ifadelerine 2 yazacağız anlamı taşıyor. Bakınız x üzeri 6 x küp x küptür. Yani 2 çarpı 2 4'tür. X küp 2 olduğuna göre burası da 4'tür. Başka x küp olmadığı için yazarız. 3x 4 4 8 2 daha 10. Demek ki bu öncül doğruymuş. Geldik buna. X eşittir 3 ile bölümden kalan 4. 0 yapan değer yani 3 yazınca 4 çıkacak. 3 yazınca 4 yazmak ne kadar zor bakınız. 3 üzeri 20, 9 çarpı 3 üzeri 18, 3 artı 1. Çok zor bir işlem. Ama komik olan şu ikisinin sonucunun 0 olmuş olması. Neden? 3'ün karesi, 3'ün 20'si ve 20 eşit olsun götürüyor. 4 olmuş oluyor. Bu da doğru olmuş oluyor. Geldik buna. Polinom verildiğine göre px eksi 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalan 17. 0 yapan değer 1. 1'i, özür dilerim, şuradan başlıyoruz. 0 yapan değer 2. 2'yi koyduğunuz zaman p1 eşittir 17 eşit olması gerekiyor. Ne zaman 1 olur? Burasını 1 yapmaya çalışacağız. Yani eksi 1 yazacağız. Eksi 1 yazıyorum. Burası 1 gelecek. Eksi 4, 20... 16, 17, bakınız 17, 17. Aha bu da doğru. Cevap 1, 2, 3, Edirne olmuş oldu. Yani bir soru içinde arkadaşlar 3 öncülde polinomlarda bölmeyi müthiş bir şekilde tekrar etmiş olduk. Hoş, güzel ve zor soru. Sınavda böyle zor soru gelmez. Her öncül bir soru demek aslında. Ama uygulama olarak müthiş bir soru. Evet geldik diğer bir sorumuza. En az birimlerden birden fazla polinomun çarpma şeklinde yazılamayan polinomlara indirgenemeyen polinom. Başkasısı bir olan indirgenemeyen polinomlara asal polinom denir. Şimdi bunu iyi anlamak lazım. En az birinci dereceden birden fazla polinomun çarpma şeklinde yazılamayan. Yani en az birinci dereceden birden fazla polinom yani çarpanlara ayırmadan bahsediyor. İndirgenemeyen polinom denir. Başkasısı bir olan indirgenemeyen polinomlara asal polinom denir. Bu açıklamalar doğrultusunda birer örnek verilmiştir. Şimdi kolaydan başlayalım. Bu ifade x parantezinde x küp artı 2. Yani bu indirgenebiliyor. Bakın çarpanlara ayrılabiliyor. Dolayısıyla buna örnek verilmemiş. Bu çarpanlara ayrılmıyor. Bu da çarpanlara ayrılmıyor. Demek ki Ceyhan güzelce sırıtıyor. Bu çarpanlara ayrılmıyor ama bu x eksi 1, dolayısıyla x kare artı x artı 1 şeklinde ayrıldığı için bu defa asal değil. Çarpanlar ayrılabiliyor çünkü. Bu iki parantezinde x eksi 3 olduğu için indirgeniyor. İndirgenemez değil. Onun için bu değil, bu değil, bu değil. Buna geldik. İki parantezini aldığımız zaman x kare eksi 4, x eksi 2, x artı 2 diye ayrılabiliyor. Yani çarpanlar ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? Çarpanlar ayrılmıyorsa asal polinom deniyormuş. Yani sayılardaki asallıkla benzerlik taşıyor. Dolayısıyla bu da değil. Cevap Ceyhan. Geldik diğer bir soruya. A ve B sıfırdan farklı birer gerçel sayılmış. İkinci derece parabol şeklinde bir polinom verilmiş. X artı 2 bölümden kalan 4. Anahtar kelime burası. Yani sıfır yapan değer eksi 2'yi koyarsak 4'e eşitleyeceğiz. Eksi 2 yazıyorum. 4. Eksi 2A artı B eşittir 4. 4'ler götürdü. B eşittir 2A bulduk. Nedir diye soruyor. B gördüğün yere 2A yaz diyor yani. A artı 2A bölü 2A eksi A 3A bölü A eşittir 3. Cevap A'dan olmuş oldu. Bakın soru ne kadar kolay. Sırf
bölümünden kalan 4 dediği için anladım soruyu, yerine koydum, cevaba gitmiş oldum. Gayet basit temel sorular. Onun için mesela bana sorsanız ki hocam sınavdaki sorular geldi, nereden başlayalım, hangi soruları çözelim derseniz, ben size net olarak söyleyeyim. Polinomlar, çarpanlar ayırma, fonksiyonlar, kümeler, dördüncü olarak bunlar öncelikle arayıp çözmeniz gereken sorular. Çünkü ne yapacağınız belli, neyin yerine ne koyacağınız belli olan net sorular. Uzak durmanız gereken sorular mesela TYT'de problemler. Mesela sona bırakmanız lazım. Mesela sayı problemleri. Değer verme soruları sıkıntılıdır. İşte hangi değeri verirseniz ne olur? Bunlar değer verme soruları sıkıntılıdır. Ama fonksiyon, polinom, çarpanlara ayırma, özdeşlikler, ondan sonra kümeler. Bunlarda ne yapacağınız bellidir. Kuralları bilin, soruyu çözün. Yani keklik sorular. Evet arkadaşlar, yukarıdaki ifadeler hangileri doğrudur? Doğru olanlara bakacağız. Polinomu, polinomuna bölünürse kalanına gider. 8'e kadar olduğu için 8x artı 8'e kadar toplam 8, 9 bölü 2 yani 36. Ondan sonra cımına 5'e kadar olduğu için 5x gelecek. 5'te 5 çarpı 6 bölü 2 15. Buna bölümünden kalan 0 yapan değer x eşittir eksi 3 yazacağız. Eksi 3 yazınca eksi 24, 12 olacak. 12 olduğu için birinci öncül doğrudur. Polinomunun çarpanlarından biri, yani x kare eksi x'e 0 yapan değer, polinom da 0 yapıyor. Yani x, x eksi 1. Dolayısıyla x 0, x yerine 1 yazacağız. Şimdi x yerine 0 yazarsak bunlar gidecek. Eşittir 3m eksi 1, 0 olacak. Dolayısıyla m 1 bölü 3 olmuş olacak. 1 yazarsak 2 eksi m eksi 1 artı n artı 3m eksi 1, 0 olacak. Eksi 1 eksi 2, 2'yi götürecek. 2m artı n eşittir 0 olacak. Şimdi m eksi n 1'miş. N de eksi 2m'miş. Dolayısıyla eksi 2m yazarsak bu arkadaşa 3m eşittir 1'miş. Gerçekten 3m bakınız 1'miş. Demek ki bu da doğru. Geldik 3'e. Eşit insanın n değeri eksi 8'dir. Şimdi bakınız px'in bir tanesini yok etmek için 2 yazarsak. P kare 4 eşittir n'e eşittir. Dolayısıyla n eksi 8 olursa p kare eksi 8 nasıl olsun arkadaşlar? Karesi eksi 8 olmaz. Onun için bu öncül yanlıştır. Cevap bursa olacak. Evet, polinomlarda arkadaşlar son sorumuz. İkinci dereceden px polinomu için p4, p5, 0. Bakınız ikinci derece 4, 5 koyunca 0. Yani kökleri 4, 5. Px kökün bir tanesi 4 olduğuna göre x eksi 4, x eksi 5. Belki burada bir de başka sayı var. Dolayısıyla bu ifade bu demek, bir yere not alınız. Karşılaşacaksınız. P4, P5, x eksi 4, x eksi 5 demek. Oranı nedir? Gayet kolay. Bu A'yı unutmayın arkadaşlar. Normalde A burada işe yaramıyor ama normalde A vardır. A bazı durumlarda sorun çıkartır. 8 yazıyoruz. A çarpı 4 çarpı 3. 7 yazıyoruz. A çarpı 3 çarpı 2. A'lar 3'ler. Sonuç 2. Cevap Edirne. Arkadaşlar bu dersimizde polinomda bölme ile ilgili güzel sorular çözdüm. Konu anlatımda çok detaylar verdim. Çok güzel şeyler söyledim. Lütfen bu dersi iyi dinleyen öğrenci bir tane polinom net olarak çözer. Garanti ve imzayı basıyorum. Bir sonraki derste gözükmek üzere. Hoşça kalın.